Evet, soğuk bir kış gününde Ankara'dayız. Bugün Bülten Ankara servisine misafir oluyoruz. Kış bakımlarından dolayı oldukça yoğun bir gün geçiren bugünkü serviste bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu anda kış bakımı için buraya gelen Bülten W120F makinenin önündeyiz. Operatörün teşhisleriyle yürüyüş takımı ve tambur kazıma ile ilgili sorunların giderilmesi için servise getirilmiş. Evet. Şimdi ustamızın yanındayız. Makine buraya gelir. Operatörün tespitleri vardır. Makine bir normal ön temizliğini yaptıktan sonra genel bütün fonksiyonlarını deneyerek aksaklık, arıza veya arızaya yakın olan parçaların tespitini yaparız. Aynı zamanda bunları bir listeleriz. Tabii müşterimize sunarız. Müşterimiz onaylandıktan sonra İşe başlarız, parça siparişlerini yaparak elimizdekileri veya elimizde yoksa yurt dışı siparişini. Aşamalar tabii ki tespitimiz ne kadar yapsak bile %100 olmuyor haliyle, sürtünce bazen sıkıntılar çıkıyor. Örneğin mesela tamburu biz söktüğümüzde işlemini yaptıktan sonra yağın boşaltıldığında bak bir metal talaşı vardı, daha önce bak kontrolümüzde yoktu. Haliyle onunla ilgili Roma ve keçi horiklerini ekstra ilave ettik. Hani yaptığımız tespit %100 olmuyor. Tabii ki. Tamirat aşamasında mutlaka bazı şeyler de çıkıyor haliyle. Peki bu makinede biraz öncelikli olarak sahasında önceden çıkartmak bir şey şu. Operatör kaynaklı hatalar nasıl engellenebilir? Bazı sorunlar önceden öngörülebilir mi? Normalde biz bu makinaları bize geldiği zaman biz makine sahada teslim ettikten sonra atölye ekibi, operatör ve çalışma sahasındaki koşulları birebir anlatırız. Özellikle kamu kurumlarında, belediyelerde bunun süre daha uzun olur. Biz o eğitimlerimizi veririz. Operatör, atölye ekibi, saha çalışma şartlarını bütün eğitim veririz. Tabii ki verdiğimiz eğitimler bizim verdiğimiz değil, karşı tarafın aldığı kadardır. Biz neticede bizim kurumsal firma olduğumuz için kış aylarında, sakin dönemlerimizde her markanın yeni ve daha önceki ürünlerinin eğitimini sürekli alırız biz. Evet. Hani eğitim konusunda hiçbir zaman personelimiz eksik değildir. Ama dediğimiz gibi biz bütün eğitimlerimizi verdikten sonra uygulama onlara kalıyor. Şöyle isterseniz basit bir örnek vereceğim. Kazıma tamburu. Kazıma tamburumuzun işlemini yaptığı, kuşların tuttuğu kütüklerimiz ve kuş tutucular asıl görev yapan kazma kuşlarımız vardır. Çok basit bir örnek. Operatör günlük kontrolü yapmadığı için bu kuş tutucu gevşemiş. Kontrolünü yapmadığı için haliyle bozulduğu için burayı kaynakla geçiştirmiştir. Ve hem işletim hem de arıza maliyeti artmıştır. Normalde bu parça sökülüp değişmesine gerek yok. Operatörün normal kontrolü, şu vidayı sabitlediği zaman kontrolünde rahatlıkla dönmesi lazım. Her kazımada rahatlıkla dönsün ki aynı yöne şey yapsın. Bu bittiği zaman değiştirecek. Bu gevşe zaman sıkacak. Ondan sonra uzun ömürlü bir çalışma yapacak. Maliyeti düşmüyor. Burada ise bir kaynak yapılmış. Öyle mi? Ya şimdi şöyle, operatör bunun gevşediğini kontrol etmemiş. Yani gevşediği anda sıksa oynamayacak. Gevşedikten sonra, öyle çalıştıktan sonra zaten bunu sıksanız da bir şey yaramıyor. Evet. Haliyle geçiş çözüm olarak kaynak yapmış. Sezon ortasında. Burada gördüğümüz yaklaşık tamburun yarı sırasındaki kütüklerimiz kaynaklıdır görmüşsünüz. Şunlar yeni. Bunlar eskidir. Bunları kurtarabilir kısmını. Yani günlük kontrollerde gevşeyen kısımları sıksa zaten bir problem olmayacak. Arzan habercisi gevşek çivata ve yağ sızdırması. Siz onları kontrol ederseniz, arzuların büyümesini önlersiniz. Bu gevşek çivatayı sıkmazsanız diğer çivataya yüklenecektir. Ve daha diğerlerine kırılma veya bozulma parçalanma olacaktır. Yağ kaçağını önemsemezseniz, o yağ kaçağını bitecek çalışma organlarındaki yassı çalışmadan dolayı bozulmalar erken başlayacaktır. Ve maliyet artacaktır. Bu da çok basit bir örnek aslında. Ama tabii ki kazıma tamburu bu makinenin en önemli parçası. Tabii ki. En önemli iş yapan parçası tabii bu. Tabii asıl işlemini yapan bu. Şimdi şurada baktığınız zaman şu paletlerin şeyleri. Arkadaşlar düzenli
yağlamasını yapsa o parçayı biz değiştirmemize gerek yok. İçindeki rulmanı değiştirmemize gerek yok. Bu da makinenin diğer önemli parçası, yürüyüş takımı. Tabii ki. Yani her türlü ne olursa olsun birinci kullanıcıdan geçer. Bakın. Ön bakım. Ön bakım düzgünlükten sonra makinamızın çalışma ömrü her zaman uzun olur. Bunun dışında başka bir konu varsa şey yapalım ama. Bu makinenin özelinde farklı bir konu var mı? Ya bunun kullanırken nelere dikkat etmesi gerekiyor operatörlerin? Hani, yani başlarına arıza çıkmaması için bu kapsamda hani günlük bakımları nelerdir bunların? Tabii ki şimdi dediğim gibi baştan anlattığım gibi bizim makine teslimatında biz ilk eğitimi atölye operatör eğitimine çok önem veririz. Başlangıçta tabii ki bir otomobilde olduğu gibi yağın üstünü kontrol edecek, makinenin etrafını gezecek. Hani basit bir şey söyleyeyim size. Şurada bir yan kaçağı varsa kendi yapamıyorsa bile atölyeye haber gönderecek. Bir şey yerlerden bizim şeyimizde, makinalarımızda operatörün müdahale edeceği bütün takımları mevcut. Bütün takımlar yani. Operatörün müdahale edeceği, ustanın değil. Onun için eğer kendi yeteneği yoksa mutlaka atölyeye haber vermesi lazım. Ama o şekilde devam ederse arızamız daha büyür. Yani makine içerisinde dolaşacak, yağ sıkıntısı, sızıntısı var mı diye bakacak. Daha sonrasında bu bir frez olduğu için de tabii yürüyüş takımlarıyla ilgili bakması, yağ sıkıntısı var mı diye bakması lazım. Tabii ki. Sonrasında tamburu. Bantları çalıştırarak makinamız zaten işe başlamadan önce boşta bir çalışacak, bütün sistemleri deneyecek. Hani gelip marşa basıp da hemen işe gireyim olayı olmayacak. Ben normalde otomobilize binip hemen yola devam ederiz ama bu öyle değil. Burada nedir? Fonksiyonları çalıştıracağız. Aksaklık var mı yok mu göreceğiz. Ondan sonra bir de gösterilen yerde çalışmamıza devam edeceğiz. O şekilde de. Sonra üstüne basa basa söylüyorum. Eğitimsiz hiçbir operatör bırakmıyoruz. Ama tabii ki bizim verdiğimiz değil, onların aldığı önemli. O yüzden periyodik olarak eğitimler de devam ediyor. Yani şöyle, müşterilerimiz, yani özellikle büyük müteahhitler, Yusuf arkadaşımız vardı eğitime. Ya bizim buraya gelirler, ya kendileri bir saha ayarlarlar, salon vesaire. Orada hem uygulama hem de pratik, teorik hepsi bir arada yapılır. Hani şuna şey yapabiliriz, yani genelde arızalarımızın çoğu ön bakımın eksikliğinden. Kontrolün? Tabii ki. Bu da tabii ki işletme maliyetini çok arttırıyor. Aslında sorup mesela bahsettiğinde de önceki kazıma tamburundaki gevşeklikler önceden fark edilir. Tabii ki. Civatalar sıkılsa hiçbir problem yaşanmayacak. Tabii olan... onunla ilgili takım makinamızda mevcut. Ha. O bütün operatörün kullanacağı takımları eksiksiz veriyoruz. Ha, kaybolur, kırılır, onu kendileri sonra temizlemeleri gerekiyor. Ama civata sıkılmadığı için tabii sonuç olarak tamburdaki parça daha da fazla gevşiyor. En sonunda sıkılamayacak hale gelecek kadar bir hasar görmüş oluyor. Evet. Bu sefer de geçici çözüm kaynakla bu iş çalıştırılmaya çalışılıyor. Evet. Ve bu tabii ki bu tamburun, kazıma tamburun daha da fazla hasar görmesine neden oluyor. Tabii işte yani tamir maliyeti artıyor. Bu da nedir? Yani düşünün, basit bir örnek vereceğim. Bir silindirimiz vardı. Bir hidromotoru arızalıydı. Maliyeti çıkarttık, makinenin fiyatı. Basit hidromotor, makinenin bir aksamı. Evet. Ama makine eski olduğu için öyle görünebilir ama gerçekten işletme maliyetini düşürmek için günlük kontrol, günlük bakım çok önemli. Peki bu makinede operatörlerin en fazla dikkat etmesi gereken nokta nedir? Hassas bir makine midir? Hani kullanırken şu özelliklerine dikkat ederseler sorun yaşamayabilirler diyeceğiniz bir şeyler var mı? Ya şimdi öncelikle bizim asıl işimiz asfalt kazmak olduğu için kazma tamburunun uçlarının ve uç tutucularının günlük kontrolü çok önemli. Bantlar, malzeme aktarım bantı, kısa bandımız var, bir de uzun bandımız var. Şu yerdeki bant, şu bantım uzun bandıdır. O da değişti. Bütün makaraları öyleli. Onların günlük kontrolünü mutlaka yapması lazım. Dönmeyen bir makara şu bandı yırtar atar. Şu bant. Ve bunun yırtılması demek, bu makinenin iş yapmaması demektir. Şu makaraların günlük kontrolü olacak. Bir de bunların sağlık açısından toz tozmaması için ıslatma sistemi var. Hem tamburda hem bantlarda var. Onlara dikkat edecek. Yine çalışırken maske takmak zorunda kalacak. Evet. Normalde maske ve kulaklık veriyoruz. Evet. Ama tabii bu ıslatma sistemini kullandıkları zaman gerek kalmıyor. Ama onu sağlıklı yapmadıkları zaman kendi sağlıkları gibi davranıyor. O tozu indiriyoruz.
Tabii ki içine asfalt kazıma kazıyor. Kazıyor. Kazırken asfaltı kazıyor. Yani duman çıkıyor, asfalt dumanı demek. Sağlık açısından çok kötü. Kesinlikle.